Osman amca. Evet. Üçtelliye birçok kişi merak sarmaya başladı. Sizin gibi ustaların. Üçtelliye birçok kişi merak sarmaya başladı. Sizin gibi ustaların sayesinde. Evet. Bunu öğrenmek isteyen özellikle gençlere ve yetişkinlere tavsiyelerin nelerdir? Öğrenmesi için ne yapılması gerekmeli? Şimdi yapılacak olan mesele şu. Teknoloji gelişti. Önceden zaten bu yoğdum. Neredeyse bu düzenleri bayağı bir orada bizler gibi çok az bir sayıda kaldı çalanlar. Gelecek olan, geride kalan nesillere biz eserlerimizi bırakmak istiyoruz. Mesela isterim ki gençlik bunu sürdürsün. Bu üç telli öyle bir sıradan değil. Üç telli bağlama çalmak çok kolay değil. Onun perdesi vardır. Parmak boğazları biraz zorlanır insan. Boğazlar da zorlanır. Ama öğrenmelerini çok tavsiye ederim. Öğrenmesi için nasıl başlasınlar, ne yapsınlar? Öncelikle dinlesinler mi? Yani mesela senin çaldığın boğazları... Şöyle. Nasıl çalabilir? Şimdi benim bir tane yetişkin bir arkadaşım, bir çocuğumuz sağ vardı. Mesela İzmir'den geldi öğrenci. Telefonlarda, internette bir türlü kapamadım dedi. Yanıma geldi. Üç sefer geldi yanıma. Amca dedi, Osman amca dedi, ben senin parmağını yakınında görmem, canlı görmem bana çok fark attı dedi. Yanına gelip de benim parmağı nasıl oluşumu görmeleri gerekiyor. Ne kadar telefonda seyredesi seyirsin. Ama şu parmağı vuruşlarımı, bunları görmesi, yakalaması gerekiyor yani. Farklı çok fark eder yani. Sen diyorsun yani, üç telliyi öğrenmek isteyenler, benim evet. Yanıma buyursun yani, gelsin, buyursun, ben öğretirim. Canlı olarak öğretirim. Ne öğretmeden? Çünkü telefonda ve internetteki şey buradaki canlı olarak şey tutmuyor. Değil mi? Onlara çaydın çünkü çocuklar 2-3 tane var böyle. Görünce daha iyi öğreniyor. Görünce daha iyi kapabiliyorlar çocuklar mesela. Boğazlar çeşit çeşit dolaşık mesela. Daramaları var. Parmağımı nasıl yaptığımı görmesi lazım canlı olarak yani. Bunları öğrenmelerini tavsiye ederim yani. Yanıma gelmelerini tavsiye ederim. Teşekkür ederim. İşte sen onu yapacaksın. Sade bunu yap dur. Dur. Bir daha yap. Şimdi bunu dur dediğim yeri yavaşça çal. Yavaşça ağır ağır çal. Tamam. Biraz daha yavaş çalar mısın? En yavaşı. Şimdi en çok çalabildiği en yavaşı, yani en çok yavaşı. Aynı boğazı mı? Evet, öğrenmek için. Sadece öğrensin Osman amca. Şimdi hızlısını çal, normalini çal yani.